Özkan, ben Libertas'ta de Abroad Corporation'ın, yani Kayseri'deki bir yurt dışı eğitim firması ve dil kursunun yurt dışı eğitim koordinatörüyüm. 10 yıla yakın bir zamandır yurt dışı eğitimle ilgilenmekteyim. 16 Mart 2020'den sonra öncelikle yurt dışı öğretim programları çok büyük sekteye uğradı. Ne oldu? Öğretim programları bir süre devam etti. Geçtiğimiz yılın Nisan ayına kadar devam etti. Nisan ayından sonra sınırlar kapanmaya başladı. Amerika, işte Fransa, İngiltere ve diğer birçok Avrupa ülkesinin ve Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelerin vize başvuruları, vize ofisleri tamamen kapandı. Yani vize vermeyi durdurdular. Aslında programlar bazında legal olarak bir sıkıntı meydana gelmedi. Programlar devam etti ama öğrenciler vize alamadıkları için şeylere gidemediler. Dönem dönem sizinle ve diğer arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde de bundan bahsetmiştik. Birçok öğrenci de, yurt dışı eğitim firması da, aynı zamanda okullar da bu konuda mağdur oldular. Ben şöyle söylemek istiyorum. Mesela İrlanda yurt dışı öğretimde dünyadaki en büyük ülkelerden biri. Dış gelirlerinin %10'unu öğretimden, yani İngilizce öğretiminden sağlayan bir ülke. İrlanda'daki dil okullarının %20'si kapandı arkadaşlar. Bu süreçte, pandemi sürecinde. Şimdi bütün dünyada özellikle aşıların bulunmasıyla beraber normalleşme sürecine girmiş vaziyetteyiz. Burada şey var, normalleşme dediğimiz durum sadece bizim ülkemiz için geçerli değil. Tüm dünyada bir normalleşme var. Zaten bununla yaşamayı öğreneceğiz ya da normalleşeceğiz. Mevcut durumda öncelikle ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde Temmuz ayının ilk haftası itibariyle ülkemiz bütün diğer ülkelerin kırmızı listelerinden, yani İşte yolcu alınmayacak ya da vize verilmeyecek bazdaki öğrenci ve yolcu listelerinden çıkarıldı. Bu da yurt dışı öğretimin, yani Türkiye açısından yurt dışı öğretimin önünü açmış oldu. Öncelikle Temmuz ayından beri yurt dışı öğretim programları başladı ve uygulanabiliyor. Yani yurt dışında herhangi bir dil öğretimine ya da benzeri programa gidebiliyorsunuz. Work and travel ve çalışma programları özelinde düşünecek olursak burada ciddi sıkıntılar var. Çünkü work and travel, biliyorsunuz, Summer Work and Travel USA dediğimiz program. Yani Amerika'da bir çalışma programı. Amerika Birleşik Devletleri ne yazık ki J1 dediğimiz vize türüyle sağlanan bu programın vize uygulamaları da henüz açmadı. Biz ve birçok yurt dışı eğitim ofisi bazı bypass yöntemleriyle, işte vizeleri Meksika'dan alarak, başka ülkelerden alarak şimdilik sınırlı sayıda öğrenci gönderebildik. Ama ben şunu söyleyeceğim. 2019'da Türkiye Cumhuriyeti'nden Amerika Birleşik Devletleri'ne Summer Work and Travel programı için, yani sadece Work and Travel programı için 9000'e yakın öğrenci gitti. 2020 yılında bu sayı 600'dü. Bu yılsa 1130 civarında YEDAM'ın Yurt Dışı Eğitimciler Birliği'nin verilerine göre. Yani program 10'da 1'i oranına küçüldü. Yani 10'da 9'luk bir kayıp yaşadı. Bu çok ciddi bir kayıp. Aynı zamanda burada mağdur olan öğrenciler oldu. Mağdur olan firmalar oldu geçtiğimiz süreçte. Birçok şey yaşandı ama mevcut durumda ben şunu söylemek istiyorum. Bundan sonra artık dünyanın genelinde geniş çaplı kapanmalar zor görünüyor. Şimdi aşıların genel özelliği global pozisyonda uygulanabilir olmalı. Yani aşı pasaportları, aşı kartları, aşı uygulamalarıyla ki bu konuda mesela Kanada ya da Yeni Zelanda şeye de güvenmiyordu. PCR testlerine de güvenmiyordu. Kendi testlerini ya da karantinalarını zorunlu tutuyordu. Karantina ve benzeri süreçler ortadan kalkacağı için aşıyla birlikte artık work and travel 2009'daki haline geri dönmüştür diyebiliriz. Ancak burada da şöyle bir durum ortaya çıktı. Şimdi her alanda olduğu gibi yaklaşık 2 yıllık bir kayıp var. 2 yıldır bekleyen öğrenciler var. Yaklaşık ben yaz başından beri işte 2 yıldır gitmeye çalışan öğrenci kardeşlerimizle ilgileniyorum. Bunlar şeye aktarılacağı için 2020 öğrencileri kısmi bir kayıpla 2021'e aktarıldılar. Yine kısmi bir kayıpla 2022'ye aktarılacağı için Work and Travel'ın şu anda 3 katı kadar bir başvuru yoğunluğu, başvuru hacmi var. Yani şöyle söyleyeceğim. Work and Travel'da kotalar var. Mesela bir firmanın işte 100 öğrencilik bir kotası varsa 2020 ve 2021 öğrencilerinden dolayı zaten bu kota dolu vaziyette. Bu yıl Work and Travel çok büyük bir ihtimalle gerçekleşecek. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi bir eleman açığı var. Work and Travel, biliyorsunuz, yaz döneminde bu eleman açığını kapatmak ve profesyonel bir biçimde Amerikan kültürünü öğrenmek için, tanımak için kurgulanmış, 61 yılında kurgulanmış bir programdır. Burada Amerika'da saat ücretleri bundan dolayı çok yükseldi. Wattlar gelemediği için Birleşik Devletleri. Yalnız bu yılda kota sıkıntıları yaşayacaklar öğrenciler. Yani sponsor firmalar ve Birleşik Devletler'de bu işi yapan birim olan Department of State
yeni kotalar açmazsa eğer, bu sefer de 2020 öğrencileri 2022 yazında gidebileceği için kota sıkıntıları yaşayacaklar. Ama teknik olarak ve programın işleyişinde herhangi bir sıkıntı olacağını öngörmüyoruz. Geçmiş yıllarda bunları öngörmüştük. Yani öğrencilerimiz Haziran ayı itibariyle şeye, Work and Travel programına katılmaya başlayabilirler. Burada özellikle şunu belirtmek istiyorum. Watt özelinde belirteyim. Watt önemli bir program. Watt bir beyin göçü değil ve buna engel olan bir program. Watt değişik kültürleri tanıyarak gelip ülkemizde kendi iş yaşamımıza, burada kazandığımız şeyleri etkilememizi, tecrübeleri eklememizi sağlayan önemli bir program. Biz Watt'ı bu yüzden önemsiyoruz. Burada öğrenci arkadaşlarımız Work and Travel'a katılırken öncelikle lisans stajyerlerle çalışmaya dikkat etmeliler. Bunun haricinde işlerini düzgün seçmeliler ve İngilizce seviyelerini geliştirmeliler. Programların açılmasıyla beraber siz de biraz önce söylediğiniz Erciyes Üniversitesi Ekim ayının sanırım ortasında ya da 3. haftası sanırım öğretime başlıyor. Bununla beraber okulların açılmasıyla İngilizcelerini geliştirmeye başlayarak Mayıs ayı itibariyle vizelerini alıp, Nisan ayı itibariyle vizelerini alıp Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nde olabilirler. Tabii programlarla ilgili yeni değişiklikler olacak. İşte yeni standartlar gelecek. Temizlik standartları, aşıyla ilgili standartlar. Yeni bir standartlar sistemi uygulanacak. Ama şu anda uygulamada ve pratikte 2022 yılı için şey görmüyoruz. Açıkçası biz Watt açısından pandeminin fiilen sona erdiğini düşünüyoruz. Yani önümüzde varyantlarla ya da şeylerle ilgili işte biliyorsunuz bu dönemde öğrendiğimiz kelimeler var. Varyanttır. Efendim o mortality rate ya da fatality rate dediğimiz şey mortality öldürücülük oranıdır, şudur budur. Bunlarla ilgili herhangi bir aksi gelişme olmazsa eğer öğrencilerimiz Haziran ayı itibariyle Work and Travel'a katılmaya başlayacaklar. Diğer taraftan Watt özelinden biraz daha genele dönersek yurt dışı öğretim programları için öncelikle buradan bizi dinleyen arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Yurt dışı eğitim önemli ve temel algının aksine biraz önce de bahsettim bir beyin göçü değil. Bir spesifik öğrenme aracı ve son 10 yılda özellikle ben Kayseri'den ve civar illerden giden öğrenci kardeşlerimizin profiline baktığım zaman bunlar genellikle orada kendini geliştirip geri dönen arkadaşlarımız. Yani aslında bizim toplumumuza, işte toplum yaşamımıza, ticari yaşamımıza, endüstriyel hayatımıza etkisi olan programlar. Ancak dünyada pandemiden çok önemli etkilenmeler oldu bu şeyle ilgili, okullarla ilgili, özellikle dil okullarıyla ilgili. Bunlarda da standartlar sistemleri değişecek. Birçok okul kapandı. Yani şöyle söyleyeceğim, Kanada'daki dil okullarının 1/3 kapandı. Çok ciddi bir rakam. Amerika'da dil okulu kurmak için lisansa tabi olmadığınız için ne kadar okulun oransal olarak kapandığını bilmiyoruz ama resmi olmayan verilere göre pandemi döneminde bütün Amerika Birleşik Devletleri'nde 100'den fazla okul kapandı. Ticari hayatını sona erdirdi. Ve şöyle söyleyeceğim, tüm Amerika'da zaten 600 tane sayılabilir yasal dil okulu vardır. Yani 6'da 1'i ortadan kalktı. Bunlar çok ciddi miktarlar. Bu bazı şeylere neden olacaktır. Mesela fiyatlar artacaktır muhtemelen içinde bulunduğumuz dönemde. Bizde Türkiye'deki işte doların ve diğer para birimlerinin yükselişi de bu programları olumsuz etkileyecek. Ama alternatif ülkeler, mesela Malta mesela bir dil öğretimi ülkesi haline geldi. Böyle bir üsse dönüştü ve fiyatları uygun. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde uygun seçenekler ortaya çıkacaktır. Yani şöyle bir şey var. Pandeminin ilk başında da yine sizin kanalınızda bir buna benzer bir sohbet yapmıştık da orada bir şey demiştik. Evet, yeni bir dünya. Yani yeni bir dünya aslında bizim işimiz açısından meydana gelmiş vaziyette. Bütün standartların değişeceği. Anlatabiliyor muyum? Yani bununla ilgili uygulanan anlaşmaların hepsinin yeniden yapılacağı. Vize standartlarının değişeceği, eğitim türlerinin tamamen değişeceği ve yeni alanlara yayılacağı bir döneme giriyoruz. Mesela bu dönemde işte sağlık öğretiminin, medikal İngilizce programlarının ya da diğer dillerde medikal programlarının yine spesifik medikal teknik programların önemleri arttı ve yeni programlar meydana geldi. Yine pandeminin fiili olarak diyeyim, resmi olarak değil, fiili olarak bitmesiyle birlikte bu programlarda açılacak ve yine içinde gireceğimiz 2022 yılı içerisinde öğrenci almaya başlayacaklar.